Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgaliyle başlayan ve yıllardır süren siyasi ve güvenlik istikrarsızlığı 2014'ün Haziran ayında DAEŞ'in Musul'u işgal etmesiyle farklı bir boyut kazandı. Bu konuyu ele alacağız şimdi. Irak'ı konuşacağız. DAEŞ'in ilerleyişi karşısında Irak güvenlik güçleri ve diğer faktörler yetersiz kalmış ve DAEŞ birçok şehirde etkinlik kazanmış. Hemen hemen Irak'ın üçte birini kontrolüne almış vaziyette. Hiç şüphesiz DAEŞ tehlikesi hem Irak hem de Orta Doğu ülkeler için giderek artan bir hal almış durumda. İki hafta önce terör örgütü DAEŞ'in Ramadi'yi ele geçirmesiyle beraber bu durum ülkedeki geleceğe yönelik daha da düşündürücü bir durum haline geldi. Zira DAEŞ tehlikesi artarak devam ediyor. Biz bu konuyu ele alacağız bu akşam ve ORSAM Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanlarından Bilgay Duman'la konuşacağız. Hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Teşekkür ediyoruz. Siz saha çalışmaları için 2006 ve 2011 yıllarında Irak'ta bulundunuz farklı zaman dilimlerinde. Irak'ta son haftalardaki gelişmeleri özellikle de DAEŞ'in Ramadi'yi ele geçirmesiyle nasıl değerlendirirsiniz bize? Evet, biz ORSAM olarak biliyorsunuz özellikle hem Orta Doğu hem Irak konusunda geniş çalışmalar yapıyoruz. Evet. Ben son 6 ayda 4 kez Irak'a gittim. En son bir ay önce Bağdat'taydım. Özellikle IŞİD meselesi sonrasında Irak'taki bütün grupların IŞİD'e yönelik bakışlarını inceleyebilmek ve özellikle en son merak edilen ana konulardan biri olan bu Haçlı Şabi olarak ifade edilen Şii milis gruplarının içerisinde yer aldığı Ayetullah Irak'taki en büyük Şii dini merci olan Ayetullah Aleyhisselam'ın fetvası sonrasında ortaya çıkan silahlı gücün yapısı konusunda çalışmalar yaptık ki onunla ilgili en son bir rapor çıkarttık. Evet, o çalışmalardan biri de şu anda elimizde. Evet, yani IŞİD sonrası Irak'ta tartışmalı yeni aktör Haçlı Şabi Halk Millet Yığınları adıyla. Ki şu andaki IŞİD'de mücadele sürecinin en önemli etkin gücü Haçlı Şabi. Yani Şii milislerin ve halkın Ayetullah Ali Sistani fetvası sonrasında siyasi sürece ve güvenlik sürecine entegre olmuş. İşte bu milis grup şu an Irak'taki IŞİD'le mücadelenin en önemli aktörü konumunda. Tabii Ramadi operasyonu bakıldığında Irak'taki IŞİD'in etkinliğinin belki de Musul sonrasında en yüksek noktaya ulaştığı nokta oldu. En yüksek noktaya ulaştığı alan oldu Ramadi meselesi. Ve diğer taraftan bakıldığında yani Irak ordusu ve Irak güvenlik güçleri açısından bakıldığında da Irak'taki ordunun belki de ikinci kez çöküşü oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü biliyorsunuz Musul operasyonu yani IŞİD'in Musul operasyonu olduğundaki 6 Haziran başlangıcıdır 2014 evet, 6 Haziran. 10 Haziran'da Musul tamamen IŞİD'in eline geçmişti ve Irak'taki ordu güçleri ve Irak'taki güvenlik güçleri Musul'dan kaçarcasına nitekim çekilmek zorunda kalmışlardı. İşte aynı şeyi Ramadi'de de gördük. Aslında ilk etapta bakıldığında Ramadi'ye karşı bir operasyon başlatılmıştı. Yani bugün itibariyle işte Musul'un haricinde IŞİD Tikrit'te vardı, Anbar'da vardı. Ancak Ramadi şehir merkezinde yoktu. Evet. Tikrit operasyonu Mart ayında gerçekleştirildi ki bir ay sürdü. Tikrit'teki operasyon ki Tikrit operasyonu konuşulurken aynı zamanda Musul operasyonunun ne zaman olacağı tartışılıyordu. Biz o zaman hem ORSAM yayınlarında hem katıldığımız televizyon programlarında ne Musul'un ne de Ramadi'nin yani Anbar'ın aslında Tikrit kadar kolay olmayacağını söylüyorduk. Nitekim aynı şekilde gördük ki Tikrit operasyonu alınır alınmaz sanki IŞİD'e karşı bir zafer elde ediliyormuş görüntüsü verildi. Ancak IŞİD çok kısa bir süre içerisinde bir geri dönüş yaparak hem Kerkük'ün güneyindeki Tikrit'in kuzeyindeki Beyci'de hem de Ramadi'de ciddi bir saldırı başlattı ki sizin de haberinizde söylediğiniz gibi en son 17 Mayıs'ta Ramadi düştü. Evet. Ramadi'ye yönelik Irak ordusu operasyon yapmaya çalıştı, yapamadı. Şu an yeniden ikinci operasyon dalgası başladı Ramadi'ye yönelik. Ki bu operasyonun yürütücüsü şu an itibariyle işte Haçlı Şabi olarak anılan Şii milislerin içerisinde yer aldığı gayri nizami ordu haline gelen yapı artık yürütüyor. Tabii yeni bir aktör aynı zamanda. Aynen öyle, yeni bir aktör. Irak'ta IŞİD sonrası zaten temel
sıkıntılardan bir tanesi de bu. Irak'ta çok fazla aktör ortaya çıkmaya başladı. Çok fazla aktörün olması yeni bir çatışma dinamiğini beraberinde getiriyor. Tabii IŞİD meselesi Irak'ta hem coğrafyayı hem idari paylaşımı hem siyaseti temelinden değiştirdi. Bu çok taraflı çatışmaların bir göstergesi haline gelmeye başladı. Örneğin IŞİD'le mücadelenin diğer bir ana faktörü de peşmergeler. Şu an itibariyle peşmergeler kendi sınırlarının ötesinde hakimiyet alanları elde ettiler. İşte Musul'un Sincar ilçesinde şu an IŞİD kontrol ediyor ki Sincar aslında Irak merkez hükümetine bağlı bir yer. Ancak evet. Musul'un bir parçası. İşte Kerkük'te şu an itibariyle Irak güvenlik güçlerini göremiyorsunuz. Peşmergelerin ve Kürt partilere bağlı Asayiş'in hakim olduğunu görüyorsunuz. Kerkük'ün güneyine doğru inmeye başladığınızda işte Haçlı Şabi'nin içerisinde yer alan milis grupların etkin olmaya başladığını görüyorsunuz ki mesela dün itibariyle Kerkük-Bağdat yolu açıldı. Evet. Ki Kerkük-Bağdat yolu yaklaşık 3 aydır kapalıydı çevresindeki IŞİD'le mücadele ve IŞİD'in etkinliği nedeniyle. Şu an itibariyle Kerkük-Bağdat yolunu yani 250 kilometre yaklaşık bu yol. 250 kilometrelik bu yolu işte bu milisler yani Haçlı Şabi kontrol ediyor. O yüzden Irak'ta bugün itibariyle bir devlet yapısında zayıflamanın olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik anlamında ve istikrarsızlık anlamında bir zayıflamanın olduğunu söyleyebiliriz. Ve Ramadi operasyonunda şu an itibariyle söylediğim gibi Şii milislerin yönettiği bir süreç var. Tabi Ramadi çok önemli. Çünkü dediğim gibi Tikrit'le belki hani Tikrit'in coğrafi pozisyonu düşünüldüğünde mücadele edilebilmesi daha kolay bir alanda. Ancak bugün Ramadi Irak'ın Suriye sınırında ve Suriye sınırındaki diğer yani Ramadi'nin Suriye sınırında olan bölümü Rakka, Rakka'da IŞİD'in kontrolü altında. Evet. Bu anlamda Ramadi'nin hani bitirilebilmesi çok daha zor gibi geliyor. Çünkü lojistik destek anlamında IŞİD çok daha kolay bir süreç sağlamış durumda. Tabii bununla beraber Suriye ve Irak arasındaki sınır kapılarının son bölümü de yine IŞİD'in kontrolüne geçti. El-Velid sınır kapısı. Bu haberlerde çok fazla yer almadı ama bence çok önemliydi. Çünkü uzun süreden beri Anbar'ın içerisinde yer alan El-Kaim, karşı taraftaki Suriye'deki Rakka ile beraber sınır kapısı zaten hani baştan beri IŞİD'in kontrolü altındaydı. Ancak Velid sınır kapısı Irak ordusunun elindeydi. Ve Velid sınır kapısı da maalesef ki IŞİD'in eline geçti. Bu anlamda gittikçe Irak ordusunun gerilediği bir süreç karşımıza çıkıyor. Tabii, aynı zamanda daralan bir çember. Aynen öyle. Yani onunla beraber şunu da söylemek gerekiyor. Tabii yani IŞİD'in karşısında hani daha kapsayıcı bir ve daha ortaklaşa bir pozisyon sergilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben ancak Ramadi operasyonu ki hem Amerika tarafından hem Irak'taki aktörler tarafından da eleştirildi. Çünkü her ne kadar Irak hükümeti bu Ramadi operasyonunun ismini benimsemese de Lebbek Ya Hüseyin ismiyle anılmaya başlandı bir operasyon ki Lebbek Ya Hüseyin emrindeyiz Ya Hüseyin demek. Özellikle evet. Bu Hazreti Hüseyin'in hani ifade edilerek bir operasyon başlatılması mezhepsel bir algıyla beraberinde getiriyor. Mezhepçi bulunmuştu. Evet. Eleştirmişti. Amerika hem de Irak'taki Şii gruplar dahi bunu eleştirdiler. Tabii bu hani mezhepsel yaklaşım sergilenmesi IŞİD'le mücadelede özellikle IŞİD'in yerelde bulduğu desteği de artırıyor. Çünkü karşı tarafta mezhepsel bir tavırla bir saldırı var. Bu mezhepsel tavıra karşı da yerelde IŞİD'e destek veren ya da destek vermek zorunda kalan, bunu da böyle ifade etmek gerekiyor. Özellikle Sünniler kendilerini daha savunabilir gördükleri ne maalesef ki IŞİD'e destek veriyorlar ve gittikçe hem mezhepsel ayrışmayı derinleştiriyorlar hem çatışma dinamiğini derinleştiriyorlar. O yüzden hep Türkiye'nin de ifade etmiş olduğu kapsayıcı bir politikaya gerek ortaya çıkıyor. Yani kapsayıcı politikadan kastım şu, bütün grupların hem siyasi sürecin içerisine dahil edildiği hem de IŞİD'le mücadele sürecinin içerisine dahil edildiği bir politikaya gerek var. Ve Irak hükümetinin şu an itibariyle bunu çok da yapamadığını maalesef ki söyleyebiliriz. Evet. Peki buradan hazır bu noktaya gelmişken şuna devam edelim. İyi Tonat programı ile devam edelim isterseniz.
söz konusu süreç sadece Orta Doğu ülkelerini, sadece Irak'ı ve Suriye'yi değil, artık Orta Doğu ülkelerini de tehdit etmeye başladı. Bugün mesela bir haberimiz vardı. Suudi Arabistan'da bir camiye saldırı düzenlediğine dair DAEŞ'in. Eğit Donat programı ile ilgili başladı bu program. Evet. Çok da konuşuldu ve tartışılıyordu. Özellikle kendi halkına zulmeden bir rejim var ve Esad rejimi var. Suriye'nin kurtarılması adına acaba ne kadar faydalı olacak? Sizin bu programla ilgili, Eğit Donat programı ile ilgili düşünceleriniz neler? Yani bunu biraz Irak'tan feyz alarak bence konuşmak gerekiyor. Çünkü belki 2003 sonrası Irak'ta yaşanan süreç bölgede bundan sonra olabileceklerine bir göstergesi niteliğinde. Biliyorsunuz 2003 sonrası Irak'taki temel yapı tamamen çökmüş ve bambaşka bir yapı almıştı. Evet. Ve Irak ordusunun tamamen çökertildiği, yani işte Amerika'nın Irak'a girer girmez ilk yaptığı iş Irak ordusunu tamamen feshetmek ve yeni bir yapı ortaya kurmaya çalışmaktı. Tekim 2003'ten bu yana kadar Irak'taki hem ordu hem polis hem güvenlik güçleri 2003'ten bu yana eğitiliyor ve görüyorsunuz iş karşısında IŞİD gibi bir güç var ve IŞİD'e karşı hiçbir şekilde başarı sağlayamıyor. O yüzden bunlar çok uzun süreçler. Aynı şekilde ben Suriye açısından da bakıldığında kısa vadeli işte Eğit Donat projelerinin çok hani güçlü sonuçlar alınamayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bu tabii sadece hani eğitilen gruplar açısından değil, diğer taraf açısından da düşünmek lazım. Çünkü bunlar tek taraf askeri problemlerin çözülerek hani ilerletilebileceği bir durum değil. Sadece askeri bir çözümle sonuç alınabilecek düzey değil. Bu işe siyasi bir çözümle bulunmak gerekiyor. Siyasi diyalog çözümü bulunması gerekiyor. Siyasi bir tarafı da var elbette. Evet. Peki siz sözünüzü tamamlayın lütfen. Eğit Donat meselesi de tabii ki özellikle Beşar Esad rejimine karşı hani artık dediğiniz gibi halkına zulmeden ve doğrudan artık insanlık suçu işlemeye başlayan bir rejime karşı muhaliflerin desteklenmesi bu anlamda önemli ve politikanın tamamlayıcısı konumunda şu an. Biliyorsunuz 2011'den sonra Türkiye doğrudan muhalif güçleri destekler bir pozisyon almıştı ve özellikle bu anlamda Batı ile ve uluslararası koalisyonla da ortak hareket etmişti. Nitekim de bu IŞİD'le mücadele sürecinin bir parçası. IŞİD özellikle Türkiye konusunda, yani IŞİD konusunda Türkiye eleştirel bir tavır alıyor ama Türkiye IŞİD'in birincil hedef ülkelerinden bir tanesi. Bu anlamda Türkiye'yi ana tehdit pozisyonuna getiriyor IŞİD ve Türkiye'yi de tehdit eder pozisyonda ve Türkiye özellikle IŞİD'le mücadele konusunda hem Irak'ta hem Suriye'de elinden gelen bütün desteği veriyor. İşte aynı Eğit Donat meselesi Irak'taki IŞİD karşı kamp içinde geçerli. Hem Irak'ta eğitim veriliyor hem Türkiye'de Iraklılara eğitim veriyor. Aynı şekilde işte Suriye meselesi de Suriye'deki muhaliflerin de Türkiye'de Eğit Donat kapsamında eğitilmeye başlandığını görüyoruz. Ancak söylediğim gibi bu tek başına yeterli bir çözüm değil. Özellikle uluslararası güçlerin de, uluslararası kamuoyunun da bu meselede biraz daha elini taşın altına sokar pozisyon alması gerekiyor. Ki Türkiye özellikle mülteciler konusunda da ne kadar elinden gelen zorla oynuyor görüyorsunuz. Bütün imkanları seferber etmiş durumda. Konuşulacak aslında çok konu var ama şununla bitirelim. Evet, evet. Son 1-2 dakikamız kaldı. IŞİD'i, DAEŞ'i bitirmek adına ne yapılabilir? Yani köklü çözüm ne olabilir? Eğit Donat programı ile ilgili düşüncelerinizi aktardınız. Evet. Kısa sürede ya da ilerleyen dönemde Suriye ve Irak'ta, özellikle Irak'ta DAEŞ noktasında geleceğe dair bitmesi söz konusu mu, ne söylersiniz? Özellikle siz şunu söylemek, ne yapılmalı DAEŞ'in bitirilmesi için, yani köklü olarak? Ben IŞİD ilk ortaya çıktığında da aynı şeyi söylüyordum, şimdi aynı şeyi söylüyorum. IŞİD öyle hani çok büyük bir organize yapıya sahip ve çok büyük bir entegre sistematiğe sahip bir örgüt değil aslında. Bir mobilize gücü var. Bu mobilize gücü oldukça hani tamam hani iyi savaşanlar ve eski savaşçılardan oluşan bir güç ve hala katılımları artıyor ama IŞİD'in esas noktasını oluşturan alan hakimiyeti sağlaması. Yani IŞİD bugün belki de diğer terör örgütlerinden farklı olarak ilk kez bu kadar alanda güçlü ve alanda sistematik bir yapıyı sağlamış bir örgüt. Bunun da en temel kaynağı bölgedeki halktan ve yerel yapılanmalardan destek alması. Yani besleyen bakın, faktörler evet, var elbette. Bugün Musul'u dışarıdan gelen işte IŞİD'çiler kontrol etmiyor ya da yönetmiyor. Bugün Musul'u Musullular kontrol ediyor ve Musul'da IŞİD'e destek veren gruplar kontrol ediyor. Aynı şekilde Tel Afer'i de öyle. Aynı şekilde Anbar'ı da öyle. Yani sadece savaşan güç
bu anlamda ön plana çıkıyor. Bu noktada özellikle işi de destek veren yerel grupların önceliklerini ve IŞİD'in neden ortaya çıktığını çözmek gerekiyor. IŞİD bugün sadece bugün ortaya çıkmış bir yapı değil. IŞİD aslında 2003'ten sonra zaten Irak'ta var. Farklı isimlerde zaten vardı. Yani bir ara Tevhid ve Cihat örgütü olarak ortaya çıktı. Yani daha Amerika'nın sonra işgaliyle bu süreç, DAEŞ için bu süreç başladı diyorsunuz. Yani DAEŞ'in yapılanma süreci ya da. Neden? Devlet sistematiği kurulamadı Irak'ta. Hı hı. Aynı şekilde Suriye'de de bir devlet sistematiği şu an itibariyle kurulabilmiş değil. Bütün grupların işte çıkarlarının maksimize edildiği bir ortam söz konusu olmadı. İşte devlette bir yozlaşma başladı. Herkes kendi hakim olduğu bölgede kendi yönetimsel yapılarını kurdu. Ve bu çatışmanın emiklerini ortaya çıkarttı ve bu tarz istikrarsızlık ve güvensizlik ortamında da IŞİD ya da başka isimlerle herhangi bir radikal örgütün ortaya çıkması çok doğal diye düşünüyorum ben. Çünkü insanlar siyasetten beklediklerini alamayınca siyaset dışı yöntemlere başvurmaya başladılar. İşte siyaset dışı yöntemlerde de IŞİD gibi radikal gruplar, terör örgütü maalesef ki ortaya çıkıyor. İşte öncelikle o yüzden devletteki kurumsallaşmayı, siyasi istikrarsızlığın sonlanması gerekiyor diyorsunuz. Yani siz bu bütün grupların artık hani uzlaşısıyla sağlanabilecek, bütün grupların kapsayıcı politikayı içeren bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bu sadece hani uluslararası kamuoyunun değil, en başta yerelde çözüm bulunması gereken bir sorundur diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Orsam Orta Doğu Araştırmaları Merkez Uzmanlığı'ndan Bilgay Duman sorularımızı cevapladığınız için Irak'a dair.